Ne yapacaktın? Benim kötü bir niyetim yoktu yapma. Gerçekten. Sen benim kurumla ne biçim konuşuyorsun? Mizbah bak sen yanlış anladın. Neyi yanlış anladım Leyla? Ha? Neyi? Ya, Kadir neden böyle yaptı anlamadım. Sabriye teyze desen boş boş konuştu. O zaman doğru konuşmayı öğrenecek hepsi. Benim ablam bir melektir. Ve layık olduğu sevgiyi sen de buldun. Sen de onu çok seviyorsun. Bırakmayacağım. Kadir benim çok eski arkadaşım. Ya aramızda hiç öyle bir şey olmadı. İnan ben de çok şaşırdım. O yüzden tepki veremedim. Sergiye gerek yok. Olmaz. Ya krem kıyafetine bulaşır. Sen hiç hoşlanmazsın. Acımıyor değil mi? Yok acımıyor. Bir daha seni böyle zor bir durumda bırakmayacağım. Böyle rezilliklerin büyümesini engelleyeceğim. Çok haklıydın. Senin haysiyetini de düşünmem lazım. Neler oluyor ya? Ne özrü, ne haysiyeti? Neler yaşandı ki dün? Senin işin bitti Koray. Eylül'e yaptıkların cezasını çekeceksin. Sen artık ölü bir adamsın. Heh. Anne ben çıkıyorum. Meleğin yanına gidip şu başıma bela olan CD'yi alacağım. Hiç arama o CD'yi. Niye? Ben hallettim o işi. Bana bak. Ne vardı o CD'nin içinde? Bana ne? Ne demek bana ne ya? Bizi konuşurken kaydetmiş. Sen de işin içindesin. Neyi kaydetmiş? Sizin evin önünde videoya almış. Yağız izlerse ikimiz de biteriz. Bak bana yardım edeceksin. Bu saffetten kurtulmamız lazım. Ne kadar halt yediysem hepsi var işte. Eylül'ü bu evde tutabilmek için yaptığım her şey var anlayacaksın. Anladım. Neyse. Sakladım ben onu. Kırıp atarım. İçini rahat tutun, merak etme. Allah'ım. Oh be, anaların bir tanesi. İçim rahatladı. Gideyim de biraz hava alayım bari. Bana bak, Ayten'e mi gidiyorsun yine? Ya yok benle ya. Ne Ayten'i nereden çıkartıyorsun? Bitti gitti o iş. Kahveye gidip iki kağıt atacağım. Hadi görüşürüz. Çıkacaksın evden. Mirza. Kahven. Tam sevdiğin gibi. Sağ ol. Günaydın. Mirza abi, eline ne oldu? Önemli değil. Ama sargıda. Dur bir bakayım. Gül tamam uzatma. Geç içeri ilgilen Fırat'la. Geç. Hayırlı işler. Günün bereketli geçsin inşallah.
değilim ki şimdi ben. Ya biraz sinirli de. Sebep? Eski bir arkadaşımla gördü. Ay, eski bir arkadaş mı? Erkek mi yoksa? Ya evet ama çocukluk arkadaşım. Deniz'i ziyarete gelmişler. Annesiyle. Ya hani Sabriye abla vardı, hatırladın mı? Ha, şu çeyiz sermeye gelen bilmiş kadın. Bilmiş değildir de aslında ağzına geleni söyler, biraz konuşur. Onun oğlu? İşte onun oğlu Kadir. Biz koridorda konuşurken Mirza geldi, duydu, yanlış anlaşılma oldu. Oo, Mirza abim kıskançlığına denk geldin yani. Çok fena. Keşke Fırat da böyle olsa ama yok, o kıskanmaz. Mirza abim çok kıskanır. Tersi de pistir. Dikkatli ol. Yok yok, ben gerekeni anladım. Artık daha dikkatli olacağım. Ooo, gelinler. Günaydın. Günaydın babaanne. Leyla Hanım, buyurun. Sizinle konuşacaklarım var. Leyla'cığım, ben dün olanları duydum. Ya babaanne ben... Biliyorum. Senin hiçbir suçun olmadığını, başını yere eğdirecek hiçbir şey yapmadığını biliyorum. Anneciğim. Gittin ama aklın burada kaldı değil mi? Tabii, nasıl kalmasın ki, sen de haklısın. Vallahi detayları tam bilmiyorum anneciğim ama Mirza abim kavga etmiş. Sinir krizi geçirmiş herhalde. Hastanedeydi dün. Ay evet evet. Kıskançlık krizi geçirmiş herhalde. Ay vallahi ben de anlamadım ki anne. O kızın neyini kıskanıyor? Vallahi detayları tam bilmiyorum. Dediğim gibi eli sargılıydı. Vallahi kız komşum falan diyor. Görecektin önünde nasıl el pençe divan duruyor. Ezik ya, tam bir ezik. Vallahi bilmiyorum anneciğim. Leyla komşumuzun oğlu diyor. Heh, şu Sabriye Makbule mi ne var ya, onun oğluymuş. Adı da Kadir mi ne? Güya konuşuyorlarmış da Mirza abim yanlış anlamış. Kız anne, zamanında bunların aralarında ne geçtiğini öğrenirsek ortalığı daha da kızıştırabiliriz. Mirza abim daha da çok deliye döner. Bir bakarsın kurtuluveririz Leyla'dan. Tamam anneciğim. Ben bu işin peşindeyim. İrtibatta kalalım. Tamamdır. Hadi öptüm. Bay. Bak, bundan sonra artık daha dikkatli olman lazım. Mirza böyle şeylere çok sinirlenir. Tamam, Mirza sinirli bir çocuk tamam ama bütün erkekler böyle şeylere çok sinirlenir. Sen artık evli bir hanımefendisin. Ona göre unutma, Mirza senin bütün dünya. Biliyorum babaanne. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Merak etmeyin. Tamam tatlım, emin. İşte karşınızda meleğin gerçek yüzü. Bu adamla birlik olup hepimizi kandırdı. Görüntüler her şeye çıkıyor. Yalan bunlar, ne olur inan bana. Dinle beni ne olur. Ne diyeyim ya amca? Daha işimiz bitmedi. Nasıl yaptın bunu? Bu rezilliği nasıl yaptın sen? Kurban oldum. Gözümün nuru. Kendine çok dikkat et çocuğum, tamam mı? Koray, o Ayten'e falan da gitme oğlum.
Ya anne hayret bir şeysin ya. Benim gibi bir çakal da başka bir anne böyle merak etmez herhalde. Hadi görüşürüz. Canım oğlum benim. Hala o şerefsizin evden çıkmasını bekliyorum Seyfo. Tamam. Sen de boş durma. Melih'i aramaya devam et. Nihayet. Sarıya gerek yok. Olmaz. Ekrem kıyafetine bulaşır. Sen hiç hoşlanmazsın. Acımıyor değil mi? Yok acımıyor. Bir daha seni böyle zor bir durumda bırakmayacağım. Abi dur. Abi. İyi misin? İyiyim oğlum iyiyim. Odaya girdim. Dönüp bakmadım bile. Nereye daldın? Hiçbir yere dalmadım ya. Ne oldu? Önemli bir şey yok. Abi söylesene. Allah Allah. Neden anlatmıyorsun? Kerpetenle laf alıyoruz ağzından. Dün hastanede Leyla'nın bir arkadaşıyla tartıştık da. Abi bana bak, yoksa kıza el mi kaldırdın? Vurdun mu yoksa? Oğlum saçma saçma konuşma Fırat. Birincisi Leyla'nın arkadaşı kız değil, erkekti. İsmi de Kadir mi neymiş? Adamı görünce... Sonra zaten olanlar oldu işte. Anlamadım. Adama neden vurdun? Leyla'nın eski erkek arkadaşı falan mıymış? Yok, hayır. Komşunun oğlu mu neymiş? Deniz ziyarete gelmiş. Orada gördüm. Saçma sapan konuştum. Sinirlendim. Sonra zaten işte. Olanlar oldu. Ha tamam. Kıskandın yani. Ne kıskanması oğlum? Saçmalama. Sadece sinirlerim bozuldu benim. Evlenmeseydim seni ben alacaktım Leyla demek ne demek lan? Ha? Sen ciddi misin? Saçmaladı işte. Sesini kestim gönderdim. Mesele kıskanma meselesi değil Fırat. İtibar meselesi. Herkesin içinde benim karımla bu tarz konuşamaz. Tamam abi sakin. Gören de milletin içinde kızın elini tuttu sanırım. Fırat, doğru konuş. Öyle bir şey yok. Olsaydı Kadir'i oraya gömerdim. Ablacığım, iyi misin? İyiyim ablacığım, sen beni merak etme. Kezban abla burada bana bakıyor. Sağ olsun her şeyi koşturuyor. Allah razı olsun ondan. Vallahi burada da işler birikmiş. Ben de onları hallediyorum. Tamam ablacığım, sen işine bak hadi. Tamam canım. Abla, Firdevs Hanım seni üzecek bir şey yapmıyor değil mi? Yok yok. Ben geldiğimde o yoktu zaten. Memleketine gitmiş. Kardeşleriyle ortak bir arsası varmış. Onun için acil gitti. İyi iyi. En azından teke düştüler. Firdevs Hanım yokken Gülsüm'ün hiç sesi çıkmaz. Denizciğim, sen beni merak etme. Sen bir an önce iyileşmene bak, tamam? Tamam ablacığım, çok öpüyorum seni. Ben de seni çok öptüm canım. Hmm.
Bakalım kimmiş bu Kadir? Nermin teyze. Sen de, Melek de yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Nermin'cim, anam hoş geldin. Buyur, buyur, geç. Eylül, hadi kızım sen işine bak. Biz birazcık hasbe halledelim. Gel, gel Nermin'cim, gel canım benim. Nermin'ciğim. Ne oldu? Neden bakıyorsun? Abi sen Leyla ile gerçekten neden evlendin? Nereden çıktı şimdi bu? Hı? Görmüyor musun çalışıyorum? Sen de bir işine falan odaklansan biraz. Abi, kıskanmıyorum diyorsun. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen Sedef'le neler yaşadın? Sen seversen kıskanırsın. Kıskanmıyorsan Leyla'yı sevmiyorsun demektir. Abi sen sevmediğin bir kadınla neden evlendin? Yaz İdris Bey. Hisselerimin devri için Mirza Ateşoğlu'yla Leyla Yılmaz'ın 2 sene evli kalması gerekmektedir. Olay mı? Aklımda ne kurdum bilmiyorum ama Leyla Yılmaz kim? Onu da tanımıyorum. Lütfen imza at, işimize bakalım. İmzalama. Maddeyi oraya koy, kızla evlen, imza. Abi, yine dağıldım. Ya sen sevmediğin bir kadınla neden evlendin? Söylesene. Fırat, ben... Efendim Çiğdem. Hı-hı. Tamam, al içeri. Arsa sahibi gelmiş. Abiciğim bu konu burada kapanmadı. Bak yine konuşacağız. Konuşacağız, konuşacağız. Ben de seninle zaten bir şey konuşmak istiyorum. Sen şimdi git adamı al gel hadi. Hadi. Zeksiz böyle. Alo. Anneciğim. Duyuyor musun? Evet evet. Odadayım, araştırmadayım. Valla bilmiyorum ki anne. Görünürde hiçbir şey yok. Valla şimdi bir albüm buldum, ona bakıyorum. Hı hı. Hep Mirza abim fotoğraflarını kesmiş koymuş. Yanına da şiirler iliştirmiş. Bir görsen. Anne, bu kız Mirza abime yanık. Hem de öyle böyle değil. Ezelden. Aha. Tamam tamam. Dur ben araştırmalarıma devam edeceğim. Ay anne, dur dur. Leyla'nın çantasını gördüm. Anne, burada bir mektup var. İster misin Kadir bana mektup yazmış olsun? Tamam, dur bakıyorum. Anne, babaanne Leyla'ya arsa vermiş. Hem de çok büyük. Ankara'nın en gelecek vadeden yerinde. Bu kız yine 4 ayağın üstüne düştü ya.
Menderes abi, dünden beri kaçıncı arayışın be abim? Vallahi ayıp oluyor ama ya. Ya abi sen bunu bana nasıl söylersin? Ben bunu... Ya kumar borcu, namus borcu, ben bunu bilmez miyim? Ama başımızda bazı durumlar var. Allah Allah, bir çekimiz yazıldı, onu halletmeye çalışıyorum. Başımda bir sürü iş var. Bir müsaade et. Bunaltma. Tamam abi, tamam. Allah Allah, hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan ilk defa mı oynuyoruz biz bu oyunu ya? Koray'ın bana yaptıklarını öğrenip kötü bir şey yapmasın ne olur. Oh. Buyurun babaanne. Ay ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evladım. Sen bu kadar iş yaptın, üstüne de kahve mi yaptın? Gülsüm nerede? Hiç önemli değil. Yaptım işte. Hatta ona da yaptım. Leyla. Sen bu eve gökten düşmüş bir meleksin. Allah inşallah yüzünü güldürür. Biliyorum biliyorum. O yüzü güldürse güldürse bir tek Mirza güldürür değil mi? Gülsüm, nereye kızım? İşim var babaanneciğim, müsaadenizle. Ne işiymiş o? Özel bir işim var babaanne. Size sevgili gelininizle iyi oturmalar. Allah Allah. Nereye gidiyor bu deli kız şimdi? Anlamadım ki. İnşallah saçma sapan bir şeyler karıştırmıyordur. Yok yok. Gülsüm aslında çok iyi bir babaanne. Sadece hayattaki öncelikleri farklı o kadar. Onu da öyle kabul etmek lazım. Özünde çok iyi birisi. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Ah. Evet anne, evet. Fırat'ın yanına gidiyorum. İşin aslını öğreneceğim. Hayır yani, bu arazi bana verilenden daha büyük. Konum da daha iyi yerde. Fırat gitsin babaanneyle konuşsun. Haklarını savunsun artık. Yok anne, kusura bakma. Kadir işini askıya aldım. Bu mesele benim için daha önemli. Neyim ben burada ya? Kül kedisi falan mı? Fırat artık gitsin, babaanneye karşı haklarını savunsun. Yeter canım ya. Peki anne, peki. Tamam. Hadi görüşürüz. Hiç tanıyamamışım meleği ben Raziye. Hiç. Ne işler çevirmiş. Neler yapmış böyle. Yıktı beni resmen. Kahretti. Nermin? Kız ne yaptıysa, ne hallere düştüyse senin yüzünden değil mi? Adnan Bey erkek evlat istiyor diye kendi kızını hemen doğurur doğurmaz atmadın mı? Ha? Kızını annesiz bırakmadın mı? Ondan sonra da hemen başkasının çocuğunu alıp kendi bağrına basmadın mı? Allah aşkına Raziye bir sus. Eylül içeride duyacak şimdi. Ne diyeyim Raziye, ne diyeyim? Haklısın. Gerçek kızının melek değil, Eylül olduğunu bilsen, ah bir bilsen, taş üstünde taş bırakmazsın vallahi. Merak etme, duymaz şekerim. Raziye, o sitede neler vardı acaba? Melek daha neler saklamış? Of, acaba Saffet ne kaydettiydi de meleği böyle tehdit etti? Bir öğrensen oğlun mahvolur. Eylül'ü de affeder bağrına basarsın ama üzgünüm Nermin, öğrenemezsin. Ay ne bileyim ben canım. Sen de ahiret soruları sordun ama ha. Tövbe, ben en iyisi bir kahve yapayım da şöyle bir kendimize gelelim. Yok istemez zaten, kahve çarpıntı yapıyor bende. Yok yok, ben gene de yapayım.
içtiğinde elin acıyacak. Yaraların nemli kalması gerekiyor. O yüzden bunu koydum cebine. Lütfen hemen sür. Diğer cebinde de gazlı bez var. Sararsın. Adamlar birkaç saate döneriz dedi. Tamam güzel. O elindekiler ne? Hiç. Leyla koymuş. Elimdeki yara için. Düşünceli kız valla. Sana söylediklerini neden yapmadı? Dosyalar nerede? Hallettim abi, her şey tamam. Şirkettekiler tesisle ilgili araştırmaları derleyip topluyorlar. Biter bitmez de masanda. Tamam güzel. Yalnız bir sorunumuz var. Ne sorunu? Geri dönüşüm tesisinin inşaatını yapmak için birinden izin almamız lazım. Kimden? Babaannemden mi? Sen onu merak etme. Hayır, Leyla'dan. Leyla mı? Evet, sanırım babaannem Leyla'ya düğün hediyesi olarak o arsayı seçmiş. Tamam. Sen onu merak etme, ben halledeceğim. Olur mu abi? Kızın arsası. Ya kabul etmezse? Leyla benim karım. İzin vermek ne demek? Önce şu işler bir hallolsun. Yandaki arsayı biz satın alalım, tamam mı? Ben Leyla sonra konuşurum zaten. Sen merak etme. Belki başka bir planı vardır abicim. Saçmalama Fırat. Ne planı? İş mi kuracak? Hem o bana sormadan bir şey yapmaz. Sen merak etme. O kadar da emin olma Mirza abicim. Az bir şey yapmış olmasın. Benim yüzümden başına bir iş gelmesin, ne olur. Eylül, bana bir kahve yap. Nermin Hanım'a da bir ada çayı yapıver. Nermin teyze niye gelmiş? Bir şey mi var? Sana ne? Benimle sohbet etmeye gelmiş. Koray... Koray'dan bir haber var mı? Niye sordun? Ya öğle yemeği yapacağım, onun için soruyorum canım gelecek mi diye. Ha, doğru diyorsun, bak sabahtan beri sessiz soluğu çıkmadı oğlanın ya. Dur ben onu bir arayayım bakalım. Aha, anan arıyor. Efendim Nuran. Sen yatırdın mı parayı? Pazara gideceğim. Bir sürü boğaz besliyorum zaten. Tamam. Ben yaparım mutfak alışverişini. Vallahi seni de halama bakacağım diye bir çıktın gittin. Oh gidiş o gidişa. Bütün işler bana kaldı. Ay iyi iyi karşımda duruyor. Ay vallahi uğraşamayacağım ben sizinle ya. Kendin ara da kızını konuş. Aman. Anan arayacak seni. Aha gitti bu. Kız kahveleri de bana bıraktı. Alo anneciğim. İyiyim, iyiyim. Halam nasıl? İyiyim anneciğim, bir şey yok sesimde. Anne tamam. Anlatacağım. Ama endişelenmek yok, tamam mı? Anne, sabah Yağız buradaydı. Bilmiyorum niye buradaydı ama... Sonra Koray evden çıktı. O da Koray'ın peşinden gitti. Onu takip etti. İşte ben de öyle olmasından korkuyorum anne. Ya Yağız her şeyi öğrendiyse, Koray'a zarar vermek için, delilik yapmak için onu takip ettiyse, peşinden gittiyse. Çok korkuyorum anne. Evet evet, anladım anneciğim. Ben seni yokluğunu aratır mıyım hiç anneciğim? Hı hı, anladım. Bir taşla iki kuş vuracağız yani. Hı hı, aynen aynen. Şimdi ben seni çaldırınca sen de emlakçıyı aratırsın. Aha, evet evet. Tamam anne. Tamamdır. Ben şimdi eve geçiyorum. Söylediğim gibi. Aha. Ben seni çaldırınca sen emlakçıyı aratıver. Tamamdır. Hadi öptüm. Bye. Seni kendi silahınla vuracağız Leyla'cığım.
Yani vicdanımla. Ulan kimsiniz lan? Ha? Çuvalı çıkartın. Ötmek lan, çuvalı çıkartın lan! Kimsiniz lan, söylesenize! Lan Menderes abi, yapılır mı lan bu iki kuruş için? Lan ödeyeceğiz dedik ya lan! Affet ne olur. Bir an boşluğa düştüm. Senin sözüne inanmadım. Ben burada kalmak istemiyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Ben diyeceğim dedim. Biz diye bir şey yok artık. Bitti. Bana bak. Önce CD'yi ver. Seni uyanık seni. Al. Alo. Efendim anne. Yok annem, yok bir haber yok. Koray da ortalıkta yok zaten. Raziye teyzenin ağzını aradım, bir şeyler öğrenmeye çalıştım ama hiçbir şey öğrenemedim. Anne, çok korkuyorum ben. Ya Yaz her şeyi öğrendiyse? O da babam gibi bir delilik yaparsa? Doğru. Belki de her şey tesadüf. Beni kontrol etmeye geldi belki Yaz. Ben de yanlış anladım. Koray'ı takip ettiğini falan sandım. Bilmiyorum annem, çok korkuyorum. Ya o CD benim yaşadıklarımla ilgiliyse? Bir de Koray'ın öyle bir anda tatile gidelim demesi. Tuhaf tuhaf davranışların. Ne bileyim, aklıma işte bir sürü kötü şey geliyor. Of anne of. Nermin'ciğim. Hadi bak, iç mi ada çayını, mis gibi hem sakinleştirir. Raziye, bırak şimdi çayımayı. Benim o CD'yi bulmam lazım. Uf, nerede bu CD, nerede? Ay vallahi sen de taktın ama ha bu CD'ye. Allah aşkına, bu CD dediğin şey nasıl bir şey? Ben hayatımda görmedim, biliyor musun? Neye benziyor? Ay Allah Allah Raziye, sen de bir tuhafsın ha. Şöyle yuvarlak parlak bir şey canım. Bir insan CD'yi bilmez mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum işte anam, bilmiyorum. Melek giderken çantasına baktım. Her yeri didik aradım. Yok anacığım yok. CD miydi yok. Saffet Melek'i tehdit ettiğine göre o CD'nin içinde önemli bir şey var Raziye. Giderken Melek CD'yi aldıysa nerede şimdi bu CD? Yaz aldı. Yaz aldı, kesin biliyor, her şeyi biliyor. Ben en iyisi bir su içeyim ya, ateş bastı. Sen de sil şu gözyaşını, çantamda mendil vardı.
Rezban Deniz'in yanında. Sesi iyi geliyordu. Benim de birkaç işim var, onları hallettikten sonra geçeceğim hastaneye. Yok yok, merak etme, Mirza'yı ihmal etmiyorum. Gülsüm, iyi misin? Anne, beni kapatmam lazım, sonra konuşuruz. Gülsüm geldi, hiç iyi görünmüyor. Gülsüm, iyi misin? Girebilir miyim? Mahvoldum ben Leyla, bittim. Neden, ne oldu, anlat. Kardeşim, kardeşimin başı belada. Aç şunu, Allah'ın cezası aç. Ne olur gerçek olmasın. Ne olur Yağız, bu pislik yüzünden elini kana bulama, ne olur. Lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum siz kimsiniz lan? Delikanlılık mı lan böyle, çuval geçirip adam dövmek ha? Şerefsizler. Lan. Yağız? Yoksa sen misin lan? Ha? Tarla faresi. Ha? Erkek ol lan. Erkek ol, çıkar şu çuvalı. Çıkar da gözlerime bak bakayım benim. Lan sen ne namussuz bir herifsin. Oğlum. Eylül benim karım lan. Bıraksana peşimizi. Ben onu, o da beni çok seviyor. Allah Allah. Anla artık oğlum. Ölse dönmez lan sana. Yoksa Ayten mi gönderdi lan sizi? He? Söyleyin lan çakal mı? Ne yapacağım ben? Elim kolum bağlı kaldım böyle. Gül, lütfen bir sakin ol. Anlat, ne oldu? Sakin falan olamam Leyla. Yok, bittim bu sefer ben. Yemin ediyorum bittim. Ya ne oldu, anlat. Belki yardımcı oluruz. Yok yok, kimse yardımcı olamaz bana. Mahvoldum, bittim ben. Gülsüm, olmaz ama böyle bak. Lütfen anlat. Bak belki bir faydamız dokunur. Elimden ne gelirse yaparım. Hayır hayır, kimseye söyleyemem. Gülsüm, ya olmaz ama bak böyle. Lütfen anlat. Kardeşim başını belaya sokmuş. Bu sefer... Hanımlar. Nedir bu kadar gürültü patırtı? Gül'ün kardeşi... Hayda. Gülsüm. Yine mi kardeşin? Bu sefer ne yapmış evladım? Şey babaanne. Bu kadar bağırış çağırış onun için miydi? Bunun kardeşinin başı beladan kurtulmaz ki. Kardeşinin nasıl biri olduğu ortada Gülsüm. Hepimiz de biliyoruz. Evladım, sana tavsiyem kendini üzme kızım. Ama babaanne. Evladım, bak. Bu hayatta ne ekiyorsan onu biçiyorsun. Onun için kendini ne kadar hırpalasan bir faydası yok. Benden sana da tavsiye. Her seferinde para gönderiyor kardeşine.
Bu sefer lütfen gönderme. Sen gönderdikçe çocuk azıtıyor. Aa. Babaanne, iyi misin? Sabahtan beri yokluyor. İlacı almadım herhalde ondan. Ben alıp geleyim. Bana da söyledim. Şimdi getirecek. Bu arada içeride çalıp duruyordu. Onun için geldim. Rica ederim. Hanımlar, istirham ediyorum. Biraz sessizlik. Dinleneyim. Olur mu? Şuna bak ya. Senin kardeşin olunca can kulağıyla dinliyor. Benim kardeşime gelince yine mi kardeşin deyip kestirip atıyor. Gül, hadi anlat ne oldu? Ben seni dinliyorum. Hadi. Peki. Kardeşim borçlanmış. Daha doğrusu borç takıp kaçmışlar. Akşama kadar parayı getirmezsen seni de aileni de mahvederiz demişler. Bu adamlar tehlikeli adamlar Leyla. Ya kardeşime bir şey yaparlarsa? O zaman ben ne yaparım? Mahvolurum. Çok kötü olmuş ya. Ne yapabiliriz ki? Bu ne Razi? He? Hani sen Seydi miydi bilmiyordun. Vallahi benim bir şey bildiğim yok. Anam benim haberim yoktu. Demek Seydi böyle bir şey miymiş? Bak sen şu işe. Ne demek haberim yok? Benim çantamdan mı çıktı bu Raziye? Bana bak. Sen ne işler çeviriyorsun ha? Yaptıklarından haberin var mıydı senin? Meleği bulduğumda sen vardın yanımda Raziye. Bana bak. Yoksa siz ikiniz bir oldunuz da bana kumpas mı kurdunuz ha? Raziye neler biliyorsun? Ne işler çeviriyorsun anlat! Melek senin gerçek kızın değil, Eylül senin kızın. Ama ortada ne para var ne pul. Yetti mi? Raziye! Raziye sana soruyorum. Vallahi benim haberim yoktu hiç bak bu CD'den. Demek ki Melek kaçarken benim çantama koymuş. Bak gördün mü? Benim de haberim yoktu. Ha şimdi gördüm. Kız ben bunun hem CD olduğunu bilsem sana der miyim hiç çantamdan mendil al diye? Bir düşün bakalım. Öyle mi? İyi. Görelim bakalım içinde neler varmış. Babam da hapisten çıkamaz. Hem Yaz'ı hem babamı kaybetmiş olurum. Ne yapacağım ben ya? Yaz'ı arayacağım. Başka çare yok. Am. Saffet'ten aldığımız CD'yi bir arkadaşa verdim. Bozuk kısımları hallederim ben dedi. Güzel. Bakalım Melek'le Koray. Bizden habersiz başka ne işe vermişler? Bıraksanıza lan beni namussuzlar. Ha? Çözsenize lan. Ağam bir sakin ol ya. Öldüreceksin herifi. Asıl namussuz sensin lan. Şalk herif. Ağam, bak eğer niyetini öldürmekse biz öldürür bir kenara atarız. Boş yere elini kana bulama.
Allah'ım, ne yapacağım ben? Kardeşimin başı gerçekten belada. Çocukları var, babasız kalacak. Allah'ım sen koru. Gülsüm, bu kadar dert etme lütfen. Bak kendini yıpratıyorsun bu şekilde. Fırat'la bir konuşsan. Hem belki anlar, bir çözüm bulur kesin. Her seferinde Fırat yardım etti zaten. Ama Mirza abim bu defa son dedi. Fırat'ı da biliyorsun, abisinin sözünden asla çıkmaz. Hem kardeşime inanmıyorlar ki. Daha öncekiler küçük şeylerdi. Ama bu defa durum ciddi. Ne yapacağım ben? Ya belki anlarlar, ne kadar üzüldüğünü görürler. Yok Leyla, yok. Görmedin mi Saadet babaanneyi? Konuşturmadı bile. Kardeşine para göndermeyeceksin dedi. Ya kardeşime bir şey olursa ne yaparım ben? Beni en iyi kardeşi darda olanlar anlar. Leyla, Deniz ameliyata girdi. Ona bir şey olsaydı sen yaşayabilir miydin? Allah korusun, ölürüm kardeşime bir şey olursa. Ben de ölüyorum korkumdan. Arazileri satışa çıkardım ama ses seda yok. Ta dağın başındaki arazi, yani alan da yok. Ya Mirza ile bir konuşayım ister misin? Hem bak, dürüstlük her kapıyı açar Gülsüm. Ya açık açık konuşunca o da anlar elbet. Hem Mirza vicdanlı bir insandır. Ya ailesinden birisi böyle üzülsün istemez. Hayır hayır Leyla. Mirza abim de babaanne gibi kardeşimi suçlayacak. Bunlar da ne kadar eder ki? Allah Allah. Bilmediğim bir numara arıyor ama. Kim ki? Efendim. Funda Emlak mı? Çıkaramadım. Daha sonra arasanız, şu an müsait değilim. Of, peki tamam ama çabuk sorun lütfen. Gerçekten müsait değilim. Tapu kayıtlarından mı buldunuz? Evet, benim arsam. İyi de ben o araziyi satışa çıkarmadım ki. Ne talibi? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hanımefendi bakın, yanlış anlamıyorum ama siz de beni anlayın lütfen. Ben o araziyi satmayacağım. Hayret bir şey ya. Yok dedikçe ısrar ediyorlar. Ne oldu Leyla? Babaannenin hediye ettiği arsaya talip çıkmış. Emlakçıya sormuşlar, onlar da arayıp soruyor işte. Arsaya talip mi çıkmış? Hemen almak mı istiyorlar? Evet ama ben o araziyi satmayacağım. Leyla, bana sadece sen yardım edebilirsin lütfen. Çünkü Yağız bilmiyor Eylül'e zorla sahip olduğunu, babasıyla tehdit ettiğini. Yaşar gelip seni öldürmeye çalışmadı mı? Bu pisliği öldürmek işime gelmez. Eylül'e bunu yapamam. Onu bensiz bırakamam. Hep bu korku yüzünden benden bir şeyler sakladı ya. Babası bu yüzden içeride. O yüzden kendini bu pisliğe mahkum hissetti. Ne yapacağız ha? Öldürmeyeceğiz mi bu mikrobu? Hayır. Öldürmeyeceğiz. Ama bu pisliğe Eylül'e yaptıklarının hesabını soracağım. Açmıyor. Ya korktuğum olduysa? Ya geç kaldıysak? Buraya bir şey yaptıysa. Uf, bir dur, bir dur, bir sakin ol. Ya her şeyi öğrenip alıp Koray'ı polise teslim ettiyse, o zaman her şey mahvolur. Koray asla ifadesini geri çekmez, babam da oradan çıkamaz. Allah'ım ne yapacağım ben? Ya elimden ne gelirse seve seve yaparım. Ama elimden ne gelir bilmiyorum ki. Düğünde takılan birkaç altın vardı, onları vereyim. Yetmez Leyla. Bak bana senden başka kimse yardım edemez. Ya söyle Gül, yapabileceğim bir şey varsa yapayım. Arazi satabilirsin mesela. Ya benimki o kadar köhne yerde ki hiç kimse almıyor. Hem seninkine hazır talip de çıkmışken hemen bugün satabilirsin ha. Bilmiyorum Gül, o kadarını yapamam herhalde. Leyla lütfen anla beni, çok zor durumdayım. Ya
Ya ama o arazi... Leyla bak, bunu borç gibi düşün ha. Benim arazim satılsa borcumu ödeyeceğim. Gider o zaman arazinin geri kalan yarısını iki katına alırız. Kimsenin de ruhu duymaz. Ya iyi de Gül, o arazi bana hediye edildi. Sen bana bir kolye versen, ben onu satsam, parasını harcasam hoşuna gider mi? Ayıp olmaz mı? Ya hem bir sakin ol, başka bir yol buluruz. Leyla, bak bunu kardeşinin ameliyatı gibi düşün. Doktorlar ya parayı getir ya da kardeşin ölecek deseydi ne yapardın? Bu da aynı durum işte. Ya Allah esirgesin. Ama sen de beni anla. Babaanne orayı bana hediye etti. Satamam. Leyla lütfen yalvartma beni. Hem o senin arazin. İstediğini yapabilirsin. Kimse karışamaz ki. Olmaz Gül. Yapamam. Ya başka bir yol buluruz. Ne olur bunu isteme benden. Nasıl, nasıl, nasıl ya? Ya şu altınlar borcun çeyreğe yetmez. Kardeşimin hayatı söz konusu diyorum. Onu mahvedecekler. Çocukları, kendisi. Leyla lütfen bana yardım et. Ya olur mu canım? Kanun var, polis var. Daha başım burası. Sen bu adamları bilmiyor musun Leyla? Geldiğin yerde yok mu? 3-5 kuruş için adamla öldürür bunlar. Ya var tabii, olmaz mı? Leyla, kardeşimi mahvedecekler. Öldürecekler onu. Sana yalvarıyorum, ne olursun bana yardım et Leyla, ne olursun. Ya Gülsün, ne olur yapma böyle. Leyla bak, yalvarıyorum sana. Kardeşimin hayatı sana bağlı. Ne olursun yardım et bana. Ağlama hadi, kalk bir yolunu buluruz. Bak bana senden başka kimse yardım edemez Leyla, ne olursun. Yalvarırım yardım et Leyla, ne olursun. Gülsün. Melek neler saklamış, Saffet neyle tehdit etmiş Meleği öğreneceğiz. Bana bak, ne vardı o CD'nin içinde? Ne kadar halt yediysem hepsi var işte. Leyli bu evde tutabilmek için yaptığım her şey var, anlayacaksın. Sonuna geldin Koray Efendi. Bundan sonra derdini polise anlatırsın. Tamam Gül, ne olur ağlama. Leyla, kardeşim bu akşama kadar parayı ödeyemezse öldürecekler onu. Ya niye kimse beni anlamıyor? Ben bunları hak edecek ne yaptım? 3-5 kuruş para tekrar yerine konur. Ama kardeşim ölürse geri gelmez. O yara kapanmaz. Allah'ım. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Abi. Hı? Adamlardan haber geldi. Yandaki arsayı almak için bizi noterde bekliyorlar. Tamam, gidelim. Sonra da makinenin siparişlerini verelim. Tesisi bir an önce başlatmamız lazım. Abi, istersen bir Leyla ile konuş ha. Fırat, abartma, abartma. Abicim, arkasından iş çeviriyor gibi olmasın diye ısrar ediyorum. Fırat, Leyla benim karım. Tamam mı? Bu arsa bizim için çok önemli, biliyorsun. Leyla'nın umurunda değil. Hem ben Leyla ne söylersem tamam der. Sen merak etme. Peki abicim, sen ne diyorsan öyledir. Ya neticede mamul güçleri sıkıntı işler biliyorsun. O yüzden dedim. Hem
kıza babaannemin hediyesi. Yani Leyla bir şey demez ama içten içe üzülebilir. Fırat. Tamam oğlum. Tamam. Önce şu işler bir hallolsun. Leyla da konuşurum ben. Tamam mı? Oldu mu? İçin rahatladı mı? Bırak çene çalmayı da. Hadi çıkalım. Tamam, ne olur ağlama. Nasıl ağlamayayım Leyla? Kardeşim ölecek diyorum. Mahvedecekler, öldürecekler onu. Hayır, kardeşine bir şey olmayacak. Tamam. Satacağım arazinin yarısını. Ağlama ne olur. Gerçekten mi? Evet. Funda emlak mıydı neydi? Arayıp satıyorum diyeceğim. Leyla, bu bizim aramızda sır olarak kalacak değil mi? Kimseye söylemeyeceksin. Yok, söylemem. Bu bizim sırrımız olacak. Kimse bilmeyecek. Leyla, ben senin hakkını nasıl öderim? Çok teşekkür ederim. Canım altın. Kardeşin iyi olsun da o bana yeter. İşte buraya kadar. Şimdi bitti Leyla.